GTA Vice City'yi Vietnam Savaşı'na benzetebiliriz. Evet, içerisinde 180 bin asker, dönemin ağır siklet boksörü, drama ve ayaklanmalar yok. Lakin insanların üzerinde bıraktığı simgesel ve kültürel etkileri var. Vice City de kesinlikle bu tarz konumda olan bir oyun. Öncelikle simgesel olarak bıraktığı etkilere bakarsak, korsan CD'cilerden başlayabiliriz. Dijital pazarlamanın içinde doğmuş bir nesil kesinlikle bunun heyecanını asla bilemeyecek. Ancak old school bir oyuncuysanız, paketlere ayrılmış bu oyunların anlamını bilirsiniz. Elinizdeki belirli bir harçlıkla oyunu kapağına göre seçmeye çalışırsınız. Bu oyunlar Delta Force, Max Payne, Half-Life, Call of Duty 2 veya GTA olabilir. Ki konu GTA Vice City ise kapağında MMAT ve Polat'ın olduğu bir versiyonla ya da GTA Türk moduyla karşılaşırsınız. Diğer simgesel etkenleri ise internet kafeler. Toz kokan ve yerin altında olan bu yerlerden bir tarafta Metin 2 oynayanlar, diğer tarafta Night Online, CS'ciler ve GTA oynayanları görebilirsiniz. Ortam o kadar kasvetli ve bir o kadar da sigara kokuyor ki Tolstoy bu kafeleri görse üzerine bir kitap yazabilirdi. Yine de oyunculuğun oyunculuk olduğu ve en keyif aldığımız dönemlerdi. İnternet kafeden sonra simgesel olarak sayabileceğimiz şeyler, tüplü monitör, CD'den yeni yeni DVD'ye geçmiş bir bilgisayar kasası, bozuk setuplar, crack atmak, misafir çocuğu, ev yeni gelen internet, helikopter görevi, GTA hileleri ve daha birçok şey. Evet, biliyorum sizlere o zamana götürdüm ve içinizdeki bazı şeyleri uyandırdım. Ve hayır, yeşil bir deve dönüşmeyeceksiniz. Bu daha çok spiritüel bir yolculuk. Bizim ülkede zaman ilerledikçe geçmişi daha bir arar oluyoruz. Ancak şu anki durum farklı. Çünkü çocukluğumuza gittik. Türkiye'de oyunların kültürel etkilerinden birisi de bu. Size o dönemi hatırlatıyor. Ancak ben hatırlatmasıyla kalmasını istemedim. Çünkü böyle bir oyunu incelerken 8 yaşındaki Bahadır'ı görmenizi istedim. Kaldı ki siz de Vice City ile ilk tanıştığınız o yaşa geri döndünüz. Şimdi klasik bir oyun incelemeyi kenara itelim ve içimizdeki o duyguları ortaya çıkaran Vice City'ye hak ettiği samimi bir inceleme yapalım. Vice City'den önce kasvetli bir GTA 3 atmosferiyle karşılaşmıştık. Fakat bu sefer karşımızda neon tabelaların olduğu Miami atmosferi var. Şuna baksanıza, NPC'lerin kıyafet tasarımları bile iç açıcı duruyor ve çıplak. Evet, yakışıklı bir ana karakteriyle bu keyifli atmosferi hızlı bir dalış yapıyoruz. Tommy Vercetti, nami değer Harwood kasabı 15 yıllık hapishane macerasını geride bırakıp İbrahim Tatlıses'in gömleğiyle Miami'ye gelir. Miami'de mafya babası Sunny ile çalışmaya başlayan Tommy, bir sevkiyat sırasında işlerin ters gitmesiyle Sunny'ye borçlanır. Bu süre zarfında Sunny olan borcunu ödemek için Vice City'de çeşitli işler yapmaya başlar. Bu işler doğrultusunda statüsünü ve gücünü katlayan Tommy, Vice City'nin gerçek patronunun zamanla kim olduğunu herkese gösterecektir. Ana karakterimiz klasik GTA karakterleri ayıran şey bu zamana kadar gördüklerimiz arasında tek mafya babasının Tommy olması. Cloud bir suikastçıydı, CJ ise bir görev adamıydı. Nico da askerdi. GTA 5'teki karakterleri ise bir çeteydi. Ancak Tommy sıfırdan başladığı bu hayata bizlere zirveye uzanan bir yol gösterdi. Bu yüzden hikayesine göre bir karakter katman listesi yaparsak bence S katmanında Tommy Vercetti olur. Anlamlı bir hikaye ve abidik gubidik modlarla oyuna başladığımızda açık dünyanın renklerinde boğulmaya başlıyor, yayaları eziyor, bazen ise trafik kurallarına uyuyor ve görevlerin içerisinde bol bol eğleniyoruz. Vice City'nin açık dünyasını etkinlikleri değil, görsel olarak güzelliği taşıyor. Haritanın güzel hazırlanması ve iyi bir renk paletinin seçilmesi bu şehrin detaylarına hayran olmamızı sağlıyor. Bu sayede oyuncu da keşif hissini artırıyor ve keşif hissi artan her oyuncu o meşhur club'ı bulacaktır. Evet, bundan bahsediyordum. Pekala, club'da teröristlerip herkesi havaya uçurduktan sonra içinde birisi olduğunda bug'a girip kapısı açılmayan arabamıza atlayıp görevleri yapmaya başlayabiliriz. Görev konusunda evet, meşhur helikopter görevine gelene dek çok keyifli ilerliyoruz. Ellerinde satır olan aşçıları öldürüyoruz. Bu şehirdeki en önemli dostumuz Lance ile tanışıyor, albayın kızını gezdiriyor, orta yaşlı bir adamın arabasını parçalayıp George'in selamlarını gönderiyoruz ama helikopter görevi sizlere cehennemi yaşatmak için oralarda bekliyor. Pekala, kafayı kırıp bu görevi bir şekilde hallediyor, evde çığlık atıyor, anneanneniz gelip bağırma diye sizlere sesleniyor ve yolumuza devam ediyoruz. Ha tabii görevi abisi sayesinde geçip hayata 1-0 önde başlayan bir tayfaya da selam çakmayı unutmuyoruz. Ricardo ile tanış, helikoptere atlayıp çeteleri öldür, sonra Ricardo'yu da öldür, uçakla şehire broşür dağıt, trans birini arabayla kovala, dangalak bir rock grubunu ölümden kurtarmak için arabayı hızlı sür, en iyi arkadaşımız Lance'i kurtar ve vay be, karşımızda anılardan oluşan bir solucan deliği var. İçine atlayalım. Vice City görev bakımından en eğlenceli GTA oyunlarından birisi diyebiliriz. Şehri görevlerle birlikte öyle bir optimize etmişler ki işin içinden çıkamıyorsunuz resmen. Her görevin kendine has bir tadının olması ise pastanın kreması oluyor. Bu tarz bir ortamda yaptığınız her şey bilinçaltınıza işliyor ve beyniniz serotonin salgılamaya başlıyor. İnanın bana, bu oyunun görevlerinin yeri bizim için çok farklı. Sizin kafanızda dönüp dolaşıp ağır bir etki bırakmıyor, helikopter görevi hariç. Ve ne kadar zaman geçerse geçsin radyoda duyduğunuz eski bir şarkı gibi hemen eşlik etmeye başlıyorsunuz. Bundan 10 yıl geçse bile yüzünüzde tebessüm
tebessüm ettirecek anılardan oluşan büyük bir görev listesi var. Vice City bize böyle bir şey sağlıyor işte. Peki, atmosferi destekleyen müzikler ve diyaloglar ne olacak? Onlar için ayrı bir parantez açmamız gerek. Vice City bütün GTA evrenindeki en iyi müzikleri kullanıyor. Hepsi Miami'nin retro dönemini yansıtan fevkalade şarkılar. Self Control, Heart of Glass, A Forest ve diğerleri. Main müziğinin de ne kadar harika olduğunu unutmayalım. Tüm bunlar Hansel ve Gretel'deki ekmek kırıntıları gibi sizleri büyük bir yere, farklı bir şehre yönlendiriyor. Bu yüzden Vice City'de arabaya atlayıp son sürat yayaların üzerinden geçerken bir taraftan manzaralara dalıyor, bir taraftan radyonun içinde kayboluyorsun. Ve neden bu karakter düzemiyor ki? Diyaloglara gelirsek, yavan olmayan eğlenceli bir metin akışı görüyoruz burada. Bir de üzerine berbat espriler yapan bir Türkçe yama eklenince ortaya Doritos'lu çiğ köfte tadında bir şaheser çıkıyor. Tüm bu anlattıklarımı topladığımızda ise bizlere Vice City veriyor. O dönemin atmosferini, çocukluğumuzu, arkadaşlarımızı, mahallemizi ve gülüşümüzü veriyor. Vice City'yi bu dönemde önemli yapan şey işte tam olarak bu. Anılar. İnsanın içinde bazı şeyleri değerli kılan nedir? Yıllar sonra aynı yere tekrar geldiğinizde nefesinizi yavaşlatan, bazen gözlerini dolduran ve uzaklara bakmanızı sağlayan şey, işte o anıdır. Vice City tıpkı bir fotoğraf karesini dondurmak gibi. Herkesin güldüğü, deli gibi eğlendiği ve mutlu olduğu bir zaman kesiti. Evet, iğrenç bugları var. Evet, dönemine göre iyi grafikleri yok. Hikayesi muazzam derin değil. Miami temasını daha iyi yansıtabilirlerdi. Birçok şeyi daha iyi yapabilirlerdi. Buna fizik motoru dahil. Ama kimin umurunda? Sen beni tekrar o güzel günlere götürdün ve anılarımı gözümün önüne getirdin. Değil 10 yıl, 20 yıl geçti de Vice City, sen bizim için hep farklı bir konumda olacaksın. O yüzden sana 75 FPS veriyorum. Tekrar aynı günleri yaşar mıyız bilmem. Belki gelecekte daha mutlu oluruz. Belki daha üzgün. Bunu bilmiyorum. Lakin şunu biliyorum. Vice City ile olduğumuz o dönem mutluyduk. Ve bunu siz de biliyorsunuz. Evet Frame'ler, uzun zaman sonra yeni bir inceleme videosuyla karşınızda olmak beni tekrardan çok mutlu etti. Kanal için radikal içerikler çıkarıyoruz ve bunlar hoşunuza gidiyor. Ancak oyun incelemesi yapmak beni mutlu bir insan haline getiriyor. Vice City gibi bir oyunu işte grafikleri şöyle, aman fiziği böyle, bla bla diye incelememi beklemiyordunuz. Bize yakışan bir şekilde izlediğinizde sizi tatmin edecek bir iş ortaya koyduk. Evet, iyi işte ekip. Videoyu beğendiyseniz 100 bin abone hedefimize ulaşmamız için abone olmayı unutmayın. Ayrıca Discord sunucumuza gelebilir veya şahsi Instagram hesabımdan beni takip edebilirsiniz. Bir başka incelemede sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle. Ben Bahadır Özen, kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.